Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Bu haftalık İstiklal Haberleri programımıza gelgen olar ne kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgun. Türkiye'nin Elazığ vilayetinde Şerq Türkistan hakkında resim körgezimi seçildi. Türkiye'nin Elazığ vilayetinde Şerq Türkistan'da bulup atkan zulümlerine dikkat tartış için resim körgezmesi ve imza toplaş faaliyeti edip verildi. Türkiye'nin Elazığ vilayetindeki ülke ocakları Şerq Türkistan'da bulup atkan Xitay'ın İğır zulümüne karşı Türkiye halkının dikkatini tekimi merkezleştirişi için resim körgezmesi ve imza toplaş faaliyeti edip verildi. Körgezmge Şerq Türkistan'da yüz bergen kallık ve içinişlik vakalikler tasvirlenen resimler ve şu vakaliklerinin nakmaydan ekvalleri, umumi ceryanları bayan kılınan gezit jurnallarımı koyuldu. Hem de Şerq Türkistan hakkında işlenen hüccetlik film koyuldu. Elazığ valiliğinin Fəxriye köçesindeki zalda açılan körgezmge Şerq Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti'nin baş katibi Abdulahad Abdurrahman teklif bilen katnaştı. Körgezmenin açılışında söz kılgan Elazığ Ülkü Ocaklar Təlim Terbiye ve Sanayet Vakfı'nın rayon başlığı Fatih Murat Taşkın Efendi, anı yurtumuzdan bolgan Şerq Türkistan'da bulup ötken zulümler ve vahşilikler ilip birilgan katliamlarının vicdanlarımız ve hatirlerimizde yenilinip duruşu için ve kandaşlarımızın nidasını her kişiye anlatışımız için bu resim körgezmesi ve imza toplaş faaliyetini uğurlaştırdık. Anı yurtumuzda yüzbergen bu kırgıncılık ve birbirinin içinişlik bulgan resimlerini bu yerdeki yani Elazığ'daki kıyrındaşlar bilen ortaklaşmakçı bulduk. Şunu ümit kılımız ki, Elazığ halkı pekatlı özlerinin etrafıda bulup ötken işlerine emez, belki min yıllarını özü algan özlerinin öz kıyrındaşlarının ve mu'min mu'minin kıyrındaşıdır desturu bilen, dindaşlarının beşideki bu cephaları bilen hem nefes buluşunu arzu kılımız. Çünkü Uluğ Allah ayet kerimde bizge adaletini, yakşılık kılışını ve mesuliyetlerini ada kılışımızını, kıyrındaşlara ilgi çıkışımızını buyurdu dedi. Ata yurdumuz olan Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü, vahşeti, yapılan katliamları zihinlerde ve yüreklerde taze tutmak amacı ve soydaşlarımızın sesini biraz olsun duyurabilme gayretiyle böyle bir sergi düzenlemeye karar verdik. Din kardeşlerimizin çekmiş olduğu çileleri unutturmayacağız ve her platformda haykıracağız. Buna mecburuz. Niye mecburuz onu söyleyeyim. Haykıracağız. Çünkü alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Haksızlık karşısında susan dil, dilsiz şeytandır. Haykıracağız çünkü yaşanan olaylar ve tecrübelerimiz bize göstermiştir ki Müslüman Türk'ün dostu yine Müslüman Türk'tür. En yüksek sesten haykıracağız. Çünkü feryat eden Müslüman Türk olduğu zaman hür dünya sessizdir, sağırdır. Körgezmeye teklif bilen katlaşkan Şerq Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti'nin baş katibi Abdulahad Abdurrahman Efendi söz kılıp, sözü de Şerq Türkistan'ın hazırkı vaziyetini tefsiri düşündürdü. Doğu Türkistan şu anda dünya gündeminden düşmüş durumda. Yani insanlar bundan habersiz yaşıyorlar. Ama yanı başımızda Filistin olunca, Kobani olunca kıyamet kopuyor. Filistin doğru bizim kardeşimiz. Orası bizim ikinci kıblemiz. Ama insan kendi kardeşine sahip çıkmaz mı? Ve şu günü geçte Elazığ'ın televizyon kanallarından birisi bulgan Kanal 23 Abdulahad Abdurrahman'ın teklif kılıp kes saat 6'da Nakh Meydan'da Şerq Türkistan hakkında mahsus sohbet ötküzdü. Doğu Türkistan'da sürekli göç ettirme var. Evet. Doğu Türkistan'da çocuk doğum yasağı var. Doğum yasağı var. İkiden fazlasına izin verilmiyor. Ve üçüncüsü, dördüncüsü dünyaya gelirse bunlar kimliksiz dünyaya geliyor. Ve şu anda Doğu Türkistan halkı bir Çin'in kendilerini yok etmeye yönelik siyasetini öğrenmiş durumda. Bu yüzden kaçak olarak çocukları dünyaya getiriyorlar. Bu katımkı körgezme faaliyeti naiti yakşı ötküzülgen bulup, bu faaliyetken sabık Elazığ şehir başlığı ve herkaisi teşkilat, organlar ve yerlik halıktan bulup köplügen kişiler iştirak kıldı.
Xitay heyeti BDT yığınında Uyghur vekilinin sözleşige tosqulluq qilishqa tirishdi. Cenevada ötküzülgen BDT kişilik hukuk kengişi assallıqlar münbiri yığını esnasında Xitay heyeti Dünya Uyghur Kurultayının muavin reisi Sittum Türk'nin söz qilishiga tosqulluq qilishqa urundi. Xitay Birleşken Devletler Teşkilatının kişilik hukuk kengişi assallıqlar münbiri yığının 7-ci qitimliq ultirishi esnasında Dünya Uyghur Kurultayının muavin reisi Sittum Türk Efendi'nin söz qilishiga tosqulluq qilishqa tirishdi. Ve yığın esnasında söz qilib Tümtürk'nin sözlet küzülmesliğini talep kıldı. Lekin yığın riyasetçisi Profesör Patrick Thornberry barlık iştirakçılarının başkalarının fikirlerine hürmet kılış mecburiyeti barlıkını bildirip Tümtürk'nin söz kılışına ruhsat kıldı. Tümtürk sözü de Xitay dairelerinin halakara kişilik hukuk belgelemelerine riayi kılmağallıkını tekitledi. Ve devlette hükümetinin halıgancı kolgu eliş hareketlerinin devamlı şivatkallığını eskertti. Rayonda kemistişini keltirip çıkardığan siyasetlerinin icra kılmağallıkını bildirgen Tümtürk Xitay dairelerinin Şarkı Türkistan'daki xavfsizlik meselesine çare tepişi gereklikini eskerdi. BDT Kişilik Hukuk Kengişi Asallıklar Münbiri yığınının 7. kıtımlık oldurışı 27. noyabr ahırlaştı. Ürümçide Uyghur okuğucular sot kıtartılmakta. Xitay dairelere Ürümçideki Ottur Sot Mahkemesi'de İlham Tohta Efendi'nin 7 okuğucusunu bölgünçülük plan ayıplab sot kıtartmakta. Xitayda bölgünçülük bilen ayıplanıp müddetsiz qamoq cezasına hüküm kılınan Uyghur ziyali İlham Tohtinin okuguçuları mı okşaş ayıplaşlar bilen sot kısartılmaqta. İlmi yusundaki tenkidi fikirleri bilen tonulgan İlham Tohtiga sotning bergen cezası bütün xalqara jamoatchilikning narazılığı uçurgan bulup, emdilikte Xitay sot mahkemesinin onun 7 nefer okuguçusunu mu bölgünçülük bilen ayıplab sot kısartıvatqanlığı alahide endişi qozgumaqta. İlham Tohtunun advokati Li Fangpin, Ürümçi Ottur Sot Mahkemesinin Perhat Halmurat, Şöhret Nijat ve Liu Yuvi, Mutallib İmin, Abduqayyum Ablimit, Atikem Rozi ve Ekber İmin Katarlıq 7 okuguçunun sotlaşını başlayalıqını bildirdi. Ve bu yerde ensirtidigini, onlarının kançı yıllık kamakı hüküm kılındıqallıqı digen Li Fangpin, lekin biz onlarını okutkuçusuğu okşaş, uzun yıllık kamakı hüküm kılınmaz deb ümit kılımız digerlerine kayıt kıldı. Tehi birkaç gün ilgirli İlham Tohtinin yukarı sotku sunugan eriz namısını mı ratkılığan Xitay Sot Mahkemesi, emdilikte onun 7 okuguçisini bölgünçülük bilen ayıplamakta. İlham Tohtinin advokati 3 nefer okuguçi devlet televizisi de İlham Tohtinin internet beti üçün hizmet kılgallıkını eğitti dedi. Sot Mahkemesi muhbirlarının telefonlarına mı cevap kaytırmayla kalmay, hatta meyli resmi torbeti veya ki ictimai taratkularda bolsun, mezkur okuguçlarının sotlanış ehvalığı dair hiç kandak uçur tarakatmadı. Li Fangpin mezkur 7 okuguçının bazılarının İlham Tohtu tarafından kurulup, kiyinci hükümet tarafından takip edilgen Uyghur online torbeti bilen münasibeti barlakını bahane kılgan halda, bölgünçülük cinayeti sadır kılgan dep bükten çaplaş bilen, yeni bazılarının Hong Kong'daki dini yığınlarına iştirak kıldı degen bahane bilen ayıplanıp sotlanğanlığını kayıt kıldı. İlham Tohtu bunundan ilgili sot kollegiyesiga torbetni asallıq Uyghurlarının avazi buluş ve Xitay halkının etnik asallıqlarını düşünüşüge hemden buluş maksidi kurup çıkanlıqını bildirgen bolsa mı, sot kollegiyesi Profesör İlham Tohtu'ga torbet arqılıq etnik öçmenlikni ulgaytkan dep hüküm kılgan idi. İktisat Profesörü İlham Tohtu hükümet siyasetini tenkit kılganlıqı sebebiden sentabr ayda bölgünçülük bilen ayıplanıp müddetsiz qamoq cezasına hüküm kılıngan bulup, bu ceza Xitay'da uzun mezgilden buyan ilmi öktüçilerge berilgen en ığır ceza dep karalgan ve kattık narazılık kozdugan idi. Öktüçiler Xitay dairelerinin Uyghur Abdum Rayon'da yolu kuyuvatkan kattık siyasetlerinin zoravallıklarının ulu ışığı türtkü bulvatkanlığını ilgiri sürmekte. Yeni bir taraftan Türkiye tildi sözleştirgan devletleri Xalqara Jurnalistler Cemiyeti başlıkı Güngür Yavuz Aslan, Xitay'da kamakı ilingan Uyghur jurnalist akademik İlham Tohtu'nun kanuni ehvalini halkara sottu kaydedin közden geçiriş gerektiğini eğitti. Güngür Yavuz Aslan İlham Tohtu'nun müddetsiz kamak cezasına itiraz bildirip, Xitay Sot Mahkemesi'ne sunulan eriz namısının mı red kılınğallıkını tılgaldı. Ve Xitay Sot Mahkemeleri adil emez. Şuna İlham Tohtu bir taraf sottu sotlanışı lazım dedi. Güngür Yavuz Aslan, Xitay hükümetinin bu kanunsuzluğa karşı halkara kanunun hareketki ötüşü gerektiğini ve İlham Tohtu'nun bir taraf müstakil sot mahkemelerde kaydedin sotlanışı gerektiğini bildirdi. Güngür Yavuz Aslan öz nöbetinde yine türmüde İlham Tohtu'nun beşiği kiliş ihtimali bulgan her türlük selbi hadiselerinin cevapkarlığı mı, bütünlüğü Xitay dairelerinin zimmesi de bulduğanlığını eskertti.
Tayland'daki 300 Uygur pat arada Türkiye'ye elip gidilmekçe. Xitay'a kaytır ötülgen takdirde oku tutuluş ihtimali bulgan 300 neper Uygur Türkiye'nin birden bir ümidi Türkiye. Türkiye, Tayland'da kolga elingan 300 neper Uygur Türkiye üçün hareketke ötti. Tayland'da bir ormanda sahtı pasport bilen kolga elingan 300 neper Uygur Türkiye'ni Türkiye'ye elip giriş üçün Türkiye Taşkı İşler Ministerliği hareket başıldı. Xitay'a kaytır ötülgen takdirde oku tutuluş ihtimali bulgan 300 neper Uygur Türkiye'nin birden bir ümidi Türkiye. Köpüncisi ayal ve küçük ballardan teşkil tapkan 300 kişilik Uygur grupa tahminen 9 ay ilgiri adam etkisçilerinin yardım bilen Tayland'a gelgen bulup, ular Tayland'ın Malezya'ya andın Türkiye'ye gelişini arzu kıladı. Tayland sakçıları tarafından koluğa elinigen Uygurlar, Xitay'a kaytır ötülgen takdirde iğir cezalarına tartılış, adam etkisçileri ve organ mafyalarının kıltıkı çüşüp gidiş hafifi asılı durmakta. Türkiye Taşkı İşler Ministerliği bu mesleki karta ciddi halde hareketke ötkerliğini bildirdi. Başminister Ahmet Davutoğlu yakındın köngül bilu atkan bu meselenin intayın kıskı vakit içinde hali bulduğu allakı uxturuldu. Okay, this note says we ask for human rights and equality and freedom. Taşkı İşler Ministerliği'nin alakadar mesulleri tarafından egellenilen malumatı göre, yerlik dairler birer kıyınçılık tuğdurmağın takdirde 300 neper Uygur Türkiye pat yakında Türkiye'ye elip gelindiken. Hong Kong'da 116 namayişçi nazarat astığı elindi. İki ayı yakın vakittin bayan hükümetke karşı namayişler devamlaşıp kilovatkan Hong Kong'da sakçılarga hücum kılgan 116 kişi nazarat astığı elindi. Hong Kong'daki namayişler barğancı ciddileşmekte. Hong Kong'da namayiş kılvatkan hukukçular bilen sakçılara otursizdeki sürkülüşler devamlaşmakta. Mong Kong rayonunda tünügün namayişçilerinin tosaklarını elip taşlamakçı bulan sakçılar bilen namayişçiler otursa yeni tokunuş yüz verdi. Sakçılar hukukçuları başlıkını özçü alan 116 kişini kolu kaldı. Hong Kong sakçıları mahkemenin kararına binaen Mong Kong rayonunda namayişçilerinin kuruvalgan tosaklarının asaslık köp kısmını elip taşlap çoğun koca mahallelerinin katnışını eslik geldirdi. Şehirnin soğudu merkezi hesaplandığan Victoria Harbour Meydanı demokratiyanın kolluğuşu okuğuşlar tarafından işki aydın buyan ilgili verilgan ve katnaş tosup kuyulgan idi. Bunundan ilgirimi tosaklar elip taşlanan ve bazı okuğuşlar kolga elingan bosumu ama namayışçılar namayışlarını toxtatmayı devamlaştırıyor verdi. Namayışçılar Hong Kong'dan başka merkezlerine yeyilip yeni koçularını kolga kirgizişke tırışmakta. Yüz bergen sürkülüşte sakçılara hücum kılgan ve toxta digen agahlandırışlara kulak salmagan 116 namayışçı nazarat astığı elindi. Namayışçılar sakçılarının küç işiltişi devamlaşıdık alıp olsa, namayışlarının kenaygen halde devamlaşıdık alıqını eskertti. Bu ceryanda Hong Kong alahidi memuri rayon başlıkı Liang Jingying bolsa, sakçılarının kanununu icra kılgallıqını kayıt kıldı. Xitay daireleri Hong Kong halıqının 2017 yılı ötküzüşü planlanan saylamda, namzatlarının çokum Beijing dairelerinin tesliğinin ötken buluşu lazımlıqını eylan kılışı bilenten, Hong Kong'daki ciddilikler başlanıp ketken idi. Amerika, Afganistan'daki asker sayını köpeytişini planlamakta. Amerika, 2015 yılı Afganistan'daki asker sayını köpeytişki tayarlanmakta. Afganistan'da 2001 yıldan buyan vazife ötepkili vatkan ve bir mezgil sayını 130 bin kişi yetken Afganistan'ın halakara bihaterlik bu işi yerden biriş kısımlarının vazife öteş müddeti Muşyel'nin ahırda ahırlaşıdı. Devlette Afganistan armiyesini terbiyeleydiğen 12 bin kişilik NATO askerden başka asker kalmaydı. Bu sanının 9800'ini Amerika Koşum İştatları, kalgan 2200'ini NATO'nun başka azaları teşkil kılıdı. Amerika Koşum İştatları Prezidenti Barack Obama May ayında bayanat verip, 2015 yılının otturlarda Amerika askerlerinin yeriminin kıskartıldığı alakını ve 2016 yılının ahırda Amerika askerlerinin pütülleri çekinip çıkıdığı alakını bildirgen idi. Afganistan'da bihaterlikni kapalatki iyi kıldıgan Afgan armiyesi ve sakçıları bolsa, Taliban ve Al-Qaeda'yı takabül duruşta yeterli küçüğe iyi emez. 2014 yılı yüz bergen hücumlarda 4600 Afgan amallık saklaş hadimi hayatından ayrıldı. Amerika, rayondaki boşluğunu dolduruş için birkaç bin zapas asker evetişini planlamakta. Amerika zapas kısımları Afganistan'da durup, Afgan armiyesini terbiyeleydiğen 13 bin kişilik NATO küçüleri bilen birlikte vazife öteydi. Asker sahanının plandakiden birkaç bin köp bulduğalıkı askertilmekte. Rusya, Suriye'ni kollaşını devamlaştırırız dedi.
Rusya Diplomatiya Ministeri Sergey Lavrov, Rusya'nın Soçi şehrinde Suriye Diplomatiya Ministeri Velid Muallim ile görüştü. Rusya Taşkı İşler Ministeri Sergey Lavrov, terörizmge karşı güreşte Suriye'nin kollaşını devamlaştırdığı kallıklarını kayıt kıldı. Lavrov, Soçi'den Suriye Taşkı İşler Ministeri Velid Muallim ile görüşkende, Otur Şerik'nin mukumluğu kavup elip kilvatkan en iğir tehditinin terörizm işkerliği meselesi de Demeşik ile Moskova'nın hemfikir işkerliğine etti. Sergey Lavrov bu tehditki karşı güreş kılış için Suriye'nin kollaşını devamlaştırımız dedi. Velid Muallim Lavrov bilen uçuruşçının ilgiri Suriye Prezidenti Vladimir Putin bilen görüşkerliğine eskertti. Muallim Putin'nin Suriye Prezidenti Bashar Esad bilen bulgan münasebetlerini ravajlandırış iradesinin kat'i işkerliği hakkında özüge kapalet belgelikini etti. Birleşme kısım Irak Şam İslam Devleti'ye karşı hava hücumunu toxtatmadı. Avustralya'nın 20 tane ayruplanı Irak Şam İslam Devleti Teşkilatı'nın azaları yüşürünğen önkürlerini bombardıman kıldı. Birleşme kısımına karşılık Avustralya uruş ayruplanları Irak Şam İslam Devleti'nin Irak'ta yüşürünğen önkürlerini bombardıman kıldı. Cemi 20 uruş ayruplanı Kerkük etrafındaki 44 nişanını bombardıman kıldı. Bombardımanda Irak Şam İslam Devleti'nin 100 azası öldü. Bir başka hava hareketi de Avustralya ayruplarının Musul etrafına yerleşken partılıkçı madde işlep çıkardığın zavutunu bombardıman kılgallıkı bildirildi. Suriye'de olsa Irak Şam İslam Devleti'nin kontrolüdeki Rakka şehri Bashar Esad kısımlarının hücumu uçurdu. Bu kıtımkı hücumda mı karı kuyuk ok etildi. Suriye Kişilik Hukuk Kürsü Teşkilatı 10 kıtımlık hücumda 95 adamdan hayatının ayrılgallıkını Bunların içi de 36 adamdan adetteki puhra işkerliğine eskertti. Irak Şam İslam Devleti Ağust ayında şehrini kolgu kirgüzgen idi. Müstakillik hediye kılındığan nerse emez, kolgu keltirildiğan hak. Avrupa Parlamenti Umumi Kengişi de Palestin'nin devlet süptede itiraf kılınış meselesi bes münazır kılındı. Avrupa Parlamenti Umumi Kengişi'de Palestin'nin devlet süptede itiraf kılınış meselesini oturup koyan Avrupa İttifakı'nın Taşkı Siyaset ve Bihaterlik İşleri Ali Vekili Federica Mogherini Otur Şerak'taki en yeni ehvallardan keyin Palestin meselesini bes münazara kılışının del vakti işkerliğine etti. Avrupa Parlamenti Taşkı Münasebetler Komitesi'nin azası Richard Howitt Bosa, Avrupa Parlamenti'nin Palestin'i devlet süptede itiraf kılış fikrini kollaydı kallıkını eskertip, Devlet buluşunun bir hediye emez, kolgu keltirildiğin hak işkerliğine ilgiri sürdü. Avrupa Parlamentedeki konservatifler ve islahatçılar grubusunun Angliyalik azası Charles Tannock, rayonda şartlar uygun haletki kelgende tinişlik ornatış üçün iki devletlik halkılı çaresi tereptarı işkerliklerini bildirdi. Parlamentinin Şivisiyalik sosyalist azası Marita Ulviskok bolsa, Palestinli devlet süptede itiraf kılgallıklardan iptikarlanğallıklarını etti. Palestin'de devlet süptede itiraf kılışkı dair karar lahiyesi kün tertip cedeviliğe kirgüzülgen takdirde Avrupa Parlamenti Umumi Kengişi dekabr aylarının oturlarda karar üçün belet taşlaydı. Avrupa Parlamenti'nin Palestin'de itiraf kılışığa dair karar lahiyesi kubul kılınıp kalsa tavsiye rolünü oynaydı ve Avrupa İttifakı aza ellerinin bu meseleni bes münazara kılışı noktasından muhim hesaplandı. Hürmetli huzur görüşler, şuna kılıp bu haftalık istiklal haberlerimiz bu şerde ahırlaştı. Kiler katımkı programımızda görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.